Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tahinli nefis bir kurabiye tarifi vereceğim. 3 kaşık kurabiyesi dememin sebebi de malzemelerimize 3 kaşık kullanacağız. Karıştırma kabına 3 yemek kaşığı toz şekerimi ekliyorum. 3 yemek kaşığı sıvı yağımı ekliyorum. 3 yemek kaşığı tahinimi ekliyorum. Ben tahini çifte kavrulmuş alıyorum. İnanın lezzeti daha da güzel oluyor. Ve eklediğim malzemeleri kaşıkla hafif ezerek karıştırıyorum. Kurabiyemin içerisine kurutulmuş portakal kabuğu rendesi ilave ediyorum. Portakal aromasını seviyorsanız taze portakalı rendeleyerek de ilave edebilirsiniz. Bir su bardağına 3 yemek kaşığı unu koydum. Tam ölçü olsun diye bir su bardağına koydum. Ve spatulamla hafif ezerekten bu karışıma yediriyorum. Çok az malzemeyle yaptım. Bakalım nasıl olacak diye tadı. Aslında denemeydi. Çok gayet lezzetli oldu. Hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evdekiler çok beğendi. Artık spatulayı bıraktım. Elimle yoğurmaya başladım. Kum gibi dağılan bir yapısı var hamurumuzun. Şekil vermeye çalışırken elimizle şekil vermeyeceğiz. Lütfen bu sizi korkutmasın. Dağıldığı için bir kaşık yardımıyla şekil vereceğim. Kullandığım tahinin çifte kavrulmuş olması helva tadına verdi kurabiyeye. Ben çok beğendim. Sizleri de tavsiye ediyorum. Elimin ısısıyla iyice hamurumu yoğurdum. Şimdi şekil verme işlemine geçelim. Genelde bu tip kaşıklar menengeç kahvesinin içerisinde bulunuyor. Ben onları atmıyorum. Böyle kalıp olarak kullanıyorum. Kurabiyemize şekil vermeden önce kaşığı önce yağlıyorum. Sonra bol susama buluyorum. Sonra hamuru içerisine koyuyorum ve hafifçe yere bastırıyorum. Gördüğünüz gibi susama iyice buladım. İçerisine küçük parçalar halinde hamurumu koyuyorum. Aşırı derecede lütfen bastırmayın. Hafif bastırıyorum. Kaşığın şeklini alabilsin diye. Sert bir şekilde zemine vuruyorum. Birinci de düşmedi. İki ama üç de kesin düşüyor. Sabırla deneyin lütfen. Bazen de kolayca bir kere vurmayla düşebiliyor. Hamurumuz bitene kadar kaşıkla şekil verme işlemine devam ediyorum. Verdiğim ölçülerde tam 10 adet kurabiye çıktı. Siz isterseniz 2 ölçüde yapabilirsiniz. Tahinli lezzetleri seviyorsanız kesinlikle bu kurabiyeyi beğeneceğinizi umuyorum. Eğer yapmakta kararsızsanız sizlere tavsiyem verdiğim ölçülerde yapabilirsiniz. Kurabiyelerime şekil verme işlemi bitti. Şimdi pişireceğim fırın kabına kurabiyelerimi diziyorum. Fırın kabınızı yağlamaya gerek yok. Çünkü tahin ve sıvı yağ olduğu için kurabiyede fırın kabına yapışma olmayacaktır. Ben üzerlerine bir arada ceviz oturtuyorum. Çok fazla bastırmayın lütfen. Hafif bastırmanız yeterli olacak. Arkadaşlar size tavsiyem, cevizli kurabiye yaptığınız zaman kesinlikle 180 ve üzerinde pişirmeyin. Lütfen 150-160 derecede kurabiyeniz gayet güzel bir şekilde pişecektir. Cevizlerinin yanmaması için. Evet, kurabiyelerimiz pişti 160 derecede. Tam dakika tutmadım, üzeri kızarana dek pişirdim. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Afiyet şifa olsun inşallah. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Nice tariflerde görüşmek üzere.